Efendim merhabalar. Öğrenci işlerine hoş geldiniz. Ben Can Ceylan. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Merkezi stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz programımızın bir başka bölümünde yine birlikteyiz. Bugünkü bölümde yine sıra dışı bir konuyu ele almak istiyoruz. Öğrencilerimizle ilgili. Malum öğrenci işleri programımızın konusu öğrenciler ve onların hem akademik hem sosyal hem de özel hayatları. Bu programda 3 konuğum var. Onları tanıyarak başlayalım istiyorum. Evet, Necla senden başlayalım. Ben Necla Pehlivan, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Evet. Ben Firdevs Salkış, Kastamonu Üniversitesi Halkla İlişkiler İletişim Bölümünde okuyorum. Hoş geldin. Ben Mehmet Emin, Kastamonu Üniversitesi Gazetecilik Bölümünün 4. sınıf öğrencisiyim. Evet, sen de hoş geldin Mehmet. Hoş bulduk. Efendim, bugünkü konumuz engellilik. Öncelikle şunu söylemek isterim. Eskiden işte Körler Vakfı, Sakatlar Vakfı, Sağırlar Vakfı veya dernekleri gibi şeyler vardı. Daha sonra bu kelimenin, bu sıfatın çok olumsuz bir anlam içerdiği düşünülüp bir değişikliğe gidilme kararı alındı ve bazı kavramlar üzerinde tartışıldı. Teklif edilen kavramlardan biri özürlülerdi. Fakat bu kavramın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışıldığı dönemde şaibeli bir uçak kazasında kaybettiğimiz Muhsin Yazıcıoğlu şöyle bir teklifte bulundu. Bu vatandaşlarımızın bir kabahati yok. Dolayısıyla onların özür dileme ve özürlü olma gibi bir mecburiyetleri yok. Dolayısıyla biz onlara engelli diyelim dedi ve Allah rahmet eylesin literatürümüze ve anayasamıza, kanunlarımıza böyle bir kavram olarak engelliler girdi. Değişik engelleri olan vatandaşlarımız var. Hem Türkiye'de hem dünyada. Ve bu herkesin de bilmesi gerektiği gibi aslında hepimiz birer engelli adayız. Buradan çıkınca veya bu programın bitişinde sosyal hayatımıza, özel hayatımıza döndüğümüzde başımıza neler geleceğini bilemiyoruz. Bu engellilik daha sonra da olabiliyor, doğuştan da olabiliyor. Şimdi engelli olarak öğrencimiz olan arkadaşlarla konuşup hem kendi hikayelerini dinleyeceğiz hem de nasıl bir hayatları var. Hem öğrenci olarak hem birey olarak, sokaktaki insanlar olarak nasıl yaşıyorlar onları konuşacağız. Evet Firdevs, tam başlayalım bu sefer. Senin engellilik hikayenle başlayalım istiyorum. Nasıl oldu ve sen engelli bir birey oldun? Bundan tam 4 yıl önce bir trafik kazası geçirdim. Emniyet kemeri takmadığım için. Hı hı. Araba karşı şeride uçarken ben de camdan dışarıya uçtum. Hı hı. Ve kafatasım beynime çöktü. Kafatasım kırıldı. Bundan dolayı beynim bir şoka girdi. Girdiği şok yüzünden bazı parçalar artık kullanılamadığı için alındı. Sol tarafım felç oldu. Felçten sonra kas güçsüzlüğüm başladı. Bununla beraber hafıza kaybı, işte duygu durum bozuklukları arka arkaya gelmeye başladı. Bu şekilde devam etti. Hmm. Sonrasında artık doktor tamamen felçsin, ona göre davran. Hani çok da umuda kapılma. Kendini hiç umutlandırmana gerek yok. En azından böyle yaşamayı öğren dedi ki böyle yaşamayacağımı ben biliyordum. Hmm. Onun için çabalamaya başladım, fizik tedavi görmeye başladım. 1,5 ay sonra falan hareketlenmeler mevcut oldu. Hareketlenmelerden sonra doktor yine aynı şeyleri söyledi. Umutlanma. Hani çok daha böyle olabileceğine inandırma kendini. Sen hani en az da tut moralini, sonra hayal kırıklığına uğrama yaptı. Ben de yo dedim, ben yapmayacağım. Sonrasında hızlı hızlı yürümeye başladım. İşte artık kendim görmeye, hatta buraya bile kendim gelip gidiyorum artık. Yani bunu söyleyen doktor psikolog veya psikiyatr da mıydı? Sana böyle bir telkinde bulundu? Yok, psikiyatr değil. Normal ameliyatlarını yapan. Evet, doktordu. Ya çünkü şimdi çoğu hasta mesela motivasyonla çok yüksekte tutup ilerleme işini gördüğünde hemen motivasyon kırıklığına geçip her şeyden vazgeçiyorlarmış. Ondan dolayı da hani bende de böyle bir etki çıkmaması için hani olabildiğince az tut sen. Çok da şey yapma hani zorlama falan oldu. Yani aldığın her mesafe sana moral versin, alamadığın mesafelerde moralini bozmasın diye bir tedavi psikolojisi uygulamış. İnşallah kısa sürede o beyninin çalışmayan bölgelerde yine bir uyanma yaşar ve sen de şu anda herhalde sadece koşamıyorsun. Yürüyorsun ama koşamıyorsun. Evet.
Evet. Ve sol kolumda kullanamıyorum hala daha. Elimi de kullanamıyorum. Hı. Ama yani tek başıma tek elle de yapılıyor bir şeyler. Evet. Evet, şimdi Necla'ya geçelim. Necla, senin engellilik hikayen ne zaman oldu, nasıl yaşadın? Hocam, ben 4 yaşıma yeni girdiğimde trafik kazasından kaybettim sağ elimi. Bileğimdeki altın bilezik arabanın koluna takılıyor. Araba takla attıkça atar damarım ve toplar damarım kesiliyor. Ondan sonra da elim kopmuyor ama burada Kastamonluyum ben. Kastamonu'da doktor anneme babama söylemeden dirseğimden aşağıda Ankara'ya göndermemiş. Büyük babamı göndermiş. Kesiyor. Hı. Ondan sonra ben 50 senedir alışkın olarak yaşıyorum. Yani aslında bir yanlış tedavi. Tabii, gönderebilirmiş Ankara'ya. Büyük babamı Hacettepe'ye göndermiş, beni göndermemiş. Hı. Beraber geçirdiniz herhalde büyük babam. Büyük babam ve büyük annemle beraber geçirdik. Büyük babam Hacettepe'de 41 gün yaşadı. Beyin kanaması geçirerek vefat etti. Hı, yani trafik kazası değil, daha sonraki olaydan. Ondan sonra. Peki, Mehmet'e geçelim. Mehmet, senin hikayen nedir? Benim engellik durumu doğuştan. Yani kendim bildim bileli. Hı hı. 7 aylık erken doğum sonrasında bu durumdayız. Ama ben bu durumu şöyle başlıyorum. Hı hı. Şimdi hepimizin bildiği 3 tane 0,5'lik içtiğimiz su şişelerini düşünelim. Hı hı. Bunları toparlayalım. Yaptık 1,5 litre. Hı hı. Ben 1 kilo 730 gram olarak dünyaya geldim. Hı. Yani 3 tane su şişesi büyüklüğünde. 230 yani gramını da... Büyük pet şişe. Aynen öyle. Evet. 230 gramını da artık arada nazar diyeceğiz, vücudun şişliğine vereceğiz. Hı. 1,5 yaşımdan itibaren gözlük kullanmaya veya fizik tedavilerle 2014 yılında geçirdiğim kas gerginliği ameliyatıyla, kas gevşetme ameliyatıyla gelebildiğim son noktadayım şu an için. Çünkü bunun öncesini düşündüğümde şu anda buraya gelirken kullandığım 2 tane Kanadyen ismini verilen aletle geldim. Ama onun öncesinde Walker kullanıyordum. Ya da Walker'dan sonra tripod. Yine bunların 3 ayakları. Ayaklarım komple içine dönüktü. Hı hı. Parmak ucunda yürüyordum. Bu Muhsin Yazıcıoğlu'nun dediği gibi biz bazı şeylerden özür dilemek zorunda değiliz. Ben de şunu bir gerçeklik olarak söylüyorum. Engel boyutumdaki ağırlıktan ötürü ve o zamanki imkan şartlarına göre ben 3. sınıfın yarısına kadar, ilkokul 3. sınıfın yarısına kadar 6 bezlenerek okula gidip geldim. Hmm. Yani tuvalet ihtiyacını bile gideremiyordum. Kas durumundan dolayı. Evet. Ama şu anda tek başıma, sadece tek başıma, tek bir evin içerisinde yaşayabilir konumdayım. Hmm. Yani aslında seninki adeta bir mucizeyi gerçekleştirmiş. Aynen öyle. Ama bunda da... Ya bizi genelde şey olarak değerlendiriyorlar hocam. Hani kapalı bir fanusa koyalım. Hı. Biz bunlara komutları verelim. Şunu şöyle yap, bunu böyle yap. İşte bir ömür biçilmiş. Hı. Herkes gibi bize de iyi kötü yaşasın. Ama hani birçok şeyden kendini somutlasın. Gününü tamamlasın. Hı. Gününü tamamladıktan sonra da gitsin. Ama bu şekilde geçmiyor bizim dünyamız. Evet. Yani sizin 10 dakikada yaptığınız şeyi biz 13 dakikada yapıyoruz. Fark bu. Bir de burada benim anladığım, hani bir tarafta duysunlar, hayattan soyutlansınlar, onların işte yemeklerini, sularını verelim, işte eğlencelerini sağlasınlar. Kesinlikle. Onlar mutlu olur diye düşünmek aslında engelsiz vatandaşlar için, bir engelli adayı olarak herkes için aslında yanlış bir düşünce. Çünkü özellikle senin durumundaki olanlar ne kadar sosyalleşirse o kadar iyi olabiliyor. Mesela ben özellikle şu anda Down sendromlu vatandaşlarımızın sosyal hayata entegre olmaları, işte bir günlük bile olsa erkeklerin askere gitmesi, onların değişik yerlerde çalışmasından dolayı ve onların hayatlarının uzadığını görüyoruz. Yani normalde 10-15 yaşına kadar anca yaşayabiliyor. Şu anda 23
seviyelerine kadar. Ortalama 23 yaşında gelin dediniz. Çıktılar çünkü benim haftanın 6 gününün %60'ı hep engelli bireylerin içinde geçiyor. Hı hı. Onların gelişimlerini yakından takip etme olanağı sağlayabiliyorum kendime. Sen onlara moral de sağlıyorsundur yani. Kesinlikle. Onları biraz da yaşadıkları zorlukları... Görebiliyoruz ya, dedim ya hani... 3 yaşında bir çocuk yavaş yavaş cümleleri oluşturmaya başlıyor ama biz 3 yaşındaki çocuğa anne demeyi öğretmeye çalışıyoruz. Ama o anne demeyi bir zaten bir kere çıkarttığı zaman gerisin geriye geliyor. Bu da hani araba kullanmayı öğrenmek gibi. Evet. Herkes için bu böyle. Belki de bu açıdan sen iletişim eğitimi alarak, akademik anlamda iletişimci olarak bir engelli iletişimi konusunda da birçok çığır açır şeyler yapabilirsin. Necla'ya geri dönmek istiyorum. Şimdi 4 yaşında bir kız çocuğu olarak bileziğinden dolayı kolun yanlış bir tedavi karar alınmış ve kesilmiş. Daha sonra sen bunun hem çocuk olarak hem bir genç kız olarak daha sonra evlendikten sonra bir eş olarak ve anne olarak ne gibi zorluklarını yaşadın? Bu senin hayatında şimdi Firdevs de şu anda sol kolumu kullanamıyorum diyor. Senin sağ kolun gördüğüm kadarıyla. Evet. Bu senin çocukluk, gençlik ve daha sonra da ergenlik ve ileri yaşlarını nasıl etkiledin? Neler yaşadın? İnsanlar sana nasıl baktı? Tepkileri ne oldu? Ve sen bunları nasıl karşıladın? Hocam tabii 4 yaşımda şöyle söyleyeyim ben size. Kırmızı arabaya binmeyi sevmiyordum. Kırmızı manto almışlardı, yakası kürklü. Onu giymek istemiyordum. Ama onu ailem hani çok fark edemiyordu. Ben 40 yaşımdan sonra kırmızıya daha çok hala daha çok fazla değil ama arada bir kırmızıya hiç binmezdim. Ve başka birisinin arabasına bindiğimde tedirgin olurdum. Yani birazcık hızlı gitse müdahale etmek isterdim. Ama çocukluğumda hep bir korumacı, arkadaşımızın söylediği gibi büyüklerim hep bir korumacı, hani zarar görmesin. Hı-hı. Aslında bir yönden de o çok da iyi bir şey değil. Hani biraz tabii kendi haline bırakmak ama tabii o zamanki duruma göre. İlkokula giderken büyük annemin elinden tuttuğumu, sol elinden tutup hala o okulun meydanda, Cumhuriyet Meydanı'nda bizim Kastamonu'da Gazipaşa İlkokulu. Hı. Oradan geçerken aklıma her gün gelir geçtiğim zaman. Hı hı. Şimdi ben okuldan içeri o büyük demir kapıdan girerken büyük annemin elinde bana eli yok mu diyecekler. O psikolojiyi hep hatırlıyorum hocam. Hı. Ama çok şu andaki mesela sınıf arkadaşlarım gibi değildi tabii. Çok yaklaşmıyordu arkadaşlar. Çok arkadaşlık etmek istemiyorlardı. Ben hep böyle yakın davranmak istiyordum çünkü hatırlıyorum. Ama bir tane arkadaşım vardı ya da böyle iki tane. Onlarla hani samimiydim. Öğretmenlerim daha ilgiliydi. Büyükannem hani hep devamlı gelip gittiği için öğretmenim ilgiliydi. Hani daha hassaslardı. O da beni daha çok hassas yaptı. Ama elimden geldiğince hani söylediğiniz gibi hep işte böyle bir acıma duygusuyla baktı insanlar. Hani çok da güzelmiş, keşke böyle olmasaymış. Yani çok da güzelmiş, keşke böyle olmasaymış. Hep bu duyguyla yaşadım ben. Ama onu Abdurrahman Paşa Lisesi'nde burada Kastamonu'da birinci sınıfa başladığımda hocam, bir tarih hocam vardı. Yaşıyorsa Allah razı olsun, vefat ettiyse rahmet olsun diyelim. Beni onur koluna seçti. Onun beni onur koluna seçmesi o kadar hoşuma gitti ki hocam. Hı. Daha çok böyle heveslendim. Sonra hani tabii o aradaki durumlar bu liseye gelinceye kadar bir ortaokulda bir bütünlemem vardı. Sonra bir ara verdim. Böyle hani dediğiniz gibi böyle çok ailem, benim rahmetli babam çok destekti. Kızım senin için canımı feda ederim dedi bana. Hmm. Ne istiyorsan elimden geleni yaparım dedi her zaman. Ve ben lisede okurken babam karayolları 15. bölgede elektrik teknisyeniydi. Böyle bir fırsat çıktı. Ben karayollarına başladım. Hmm. Ama dışarıdan gene affedersiniz oğluma hamileyken, o arada evlenmiştim, liseyi bitirdim. Sonra üniversiteye okumak için başka başvurdum. Hı. Fakat üniversitede bir zor bölüm geldi bana, bir ekonomi bölümü. Hı. 2 sene devam ettim, sonra vazgeçtim hocam. Ama tabii bu arada size şöyle söyleyeyim. İlkokulda ve ortaokuldaki arkadaşlarım 2 kişi falandı. Hani
Ya ben mahallede, mahalle kültürüyle büyüdüm ama herkes çok korumacıydı. Herkes bana karşı çok, mesela bulunduğum mahallede bütün arkadaşlarım vardı ama okulda o arkadaşlarım, yani benim mesela sınıfımdaki arkadaşlarım çok yakın değillerdi, yakın olmuyorlardı. Ya bunun sebebi, hani onunla oynarsak, top oynarsak oynayamaz, atlarsak atlayamaz mı, yoksa yani bize ön yargı var. Yani hatta ya ben bir kere yanlış bir hareket yaptım mesela yolda yürürken, işte bir görme engelli vatandaşımızı dedim ki karşıdan karşıya geçmek için bekliyor, yardım edeyim diye hiç sormadan, onun da rızasını almadan koluna girdim, yardım edeyim. Hemen dedi bırak, çek. Ben karşıdan karşıya geçebilirim. Böyle de bir herhalde toplumsal olarak gereksiz bir hassasiyet de gösteriyoruz. Neticede yani birey olarak hani görme engelli de olsa ya da ne bileyim bir fiziksel engelli de olsa sanki bir şeyi yapamaz gibi bir şey var. Kaldı ki hani tırnak içinde eli ayağı tutup da birçok engelliden bile daha aciz durumda olan... Mistik durumda yaşayan insanlar var. Evet, maalesef. Firdevs, senin sosyal hayatın, yani sen gerçi Necla kadar eski bir engelli değilsin. Yani lisede kaçıncı sınıftaydı? Ben 12. sınıfın ilk döneminde bu kazayı geçirdim. Ya arkadaşlarımın desteği inanılmaz güzeldi. Hı. Gerçekten hani iyileşebileceğimi yarı zamanı inandıran onlar da hatta. Ben ilk hastaneden çıktığımda bütün odamı süslemişler. Balonlar, pankartlar hepsi beni bekliyordu kapının önünde. Hı hı. O kadar mutlu olmuştum ki. Ama tabii herkes arkadaşlarım gibi bu durumu karşılamayabiliyor. Hı hı. Özellikle bizim, yani benim şehrimdeki insanlar birazcık geri kafalılık demeyelim ama... Ön yargı. Ön yargı gibi. Yani tam yetiştirilme tarzları bakış açımıza pek uymuyor. Hı. Çünkü onların bakış açısıyla engelli bireyler ahlanıp vahlanılacak, üzülünecek, böyle yardıma ihtiyaç duyulan, yardıma ihtiyacı olan insanlarmış gibi algılanıyor. Sanki sürekli ama tam bir şey, tersi şey böyle. İstemen gerekiyormuş gibi. Evet. Ya tam tersi, mesela yolda gidiyorum, insanlar yemin ederim ya, böyle bir şey olamaz. Bakıyor kadın, ay kızım diyor, ağlıyor. Ben duruyorum, kadını teselli ediyorum. Teyzeciğim diyorum, ne oldu? Ay sen de çok güzelmişsin ama diyor, çok kötü kaderim varmış. Diyorum yo, gayet güzel. Ağlıyorlar, zırlıyorlar, ben onları teselli ediyorum. Bunun yerine gelse mesela gülümsese, yani ne bileyim, bence başaracaksın, başarılı olabilirsin. Tabii. Hani sen her şeyi yaparsın gibi motivasyon konuşması olmuş olsa çok daha iyi olabilirdi. Bir televizyon programında dinlemiştim. Ülkemizin önde gelen zengin ailelerinden birinin kızı biraz zeka engelli ama yani dışarıdan, yani o kendisi söylemese bu fark edilecek bir şey değil. Tabii ona soruyorlar, yani böyle bir ailenin kızısın, işte diğer kardeşlerin, kuzenlerin işte bu zenginliğin şeyini yaşıyorlar, tadını çıkartıyorlar. Sen bundan ne düşün? Diyor ki işte bizim çevremizde az da olsa bazı bu hayatın zenginliği verdiği imkanları kötü kullananlar, işte ne bileyim bağımlı, madde bağımlılığını yaşayanlar var. Veya hayatında mutlu olmayan, yanlış seçim, yanlış meslek seçimi, yanlış eş seçimi, yanlış iş seçiminden dolayı fiziksel hiçbir engeli olmamasına rağmen hayatlarını çekilmez kılan, intihara meyilli, psikolojik tedavi gören insanlar var. Benim gibi engellilerin ve diğer türdeki engellilerin rehabilitasyonu için çalışacak kadar hayat doluyum diyor. Yani bu da aslında bir bakış tarzı. Daha sonra sen hani balonlar süslendi, hayat dolu bir kızdın. Hani öyle vardı ya, hayat doluydu, şimdi yatağa mahkum olduk türünde polisiye haberler çıkar, üçüncü sayfa haberleri ve maalesef medyamız bu haberleri çok seviyor. Daha sonra işte üniversiteye girme aşamasındasın. Ne düşündün o ara? Ya işte girecektim, üniversiteye girecektim, bütün her şey bitti mi, ya, şu anda yataktayım. Belki yurt dışına gitmeyi düşünüyordun falan. O geçiş nasıl oldu? Ben o ara tamamen üniversite kafamdan çıkardım. Çünkü yani oradaki insanların, yani yaşadığım yerdeki insanların ön yargılarıyla karşılaştıktan sonra şimdi üniversiteye gideceğim, İnsanlar bana nasıl bakacak? Şimdi yeniden mi üzülecekler? Yeniden mi onların gözünde böyle kötü bir duruma düşeceğim falan düşüncesi vardı bende. O yüzden hiç yoktu üniversite. Sıfıra sıfır. Ki zaten şimdi bir hafıza kaybı yaşadığımdan dolayı ilkokuldan itibaren hiçbir şey hatırlamıyorum. Hatırlamıyordum, evet.
Ben 1,5 ayda falan bir hazırlık yaptım üniversiteye. Toplama, çıkarma, bölme, bunların hepsini sonradan öğrendim. Onlar da mı gitti? Yani sadece hatıraların değil, matematik bilgisi, coğrafya bilgisi falan. Şey. Yani sana soruyorlardı mesela işte Akdeniz nerede, Karadeniz nerede, yok. Sıfır. Allah yok. Allah. Bunların falan hepsini ben sonradan çalıştım. Yani çalışmak da sayılmaz. Ezber yapıyorum mesela. Şimdi derslerimde de bu konuyu çok sıkıntısını çekiyorum. Bugün ezberledim. Su gibi böyle okuyorum. Bir iki saat geçiyor, yok. Sıfır. Yeniden başlıyorum. Bütün gün mesela bugün bir şeyler yaşıyorum diyelim. Yarı zamanlı o yaşadıklarım aklımda, yarı zamanlı yok. Bunun işte not alarak kurtarma işi. Öyle yapıyorum genelde ama notu nereye yazdığımı da unuttuğum oluyor tabii. Ya mesela günleri unutuyor musun? Bazen. Verdiğin sözler veya buluşmalara geç kalmalar falan. Maalesef. Ben bugün... Ama bunu yani sadece senin engelinle alakalı bir sorun olduğunu düşünmüyorum. Mesela derslere de birçok kişi geç geliyor ama bakıyorsun gayet tırnak içinde fiziken sağlamlar. Bu tırnak içindeki sözünü de pek sevmem ama kullanmak zorunda kalıyorum. Yani şimdi hafızam çok fazla desteklenmediği için tabii. O yüzden çok unutkanlık olabiliyor ama bu geç kalma olayı yani çok da onunla alakalı değil tabii. İyileşme dönemine geleceğiz. Necla, peki şimdi sen aynı zamanda annesin. Hani halk arasında boyunca çocukların var. Eşin yani aslında annenin babanın 4 yaşında ki çocuğu değil de eşi olan ve sana anne diyen insanlar var. Komşularım var ve onları sen büyüttün. Yani demin söylerken affedersiniz hamileydim dedim ama yani hamilelik özür dilenecek bir şey de değil bu arada. Hamile olduğunda, çocuğunu doğurduğunda, diğer çocukların dünyaya geldiğinde nasıl bir şey yaşadın? Bir engelli olarak, fiziksel bir engelli olarak yaşadığın zorluklar. Hocam, çünkü yani oğlum, çocuk büyütmek yani fıldır fıldırdır bunlar. Altını temizlemesinden ne bileyim uyutana kadar, emzirmesine kadar. Şöyle söyleyeyim, affedersiniz gene. Hocam şimdi şöyle, oğlum doğacağı zaman o kadar çok kalabalıktık ki, kız kardeşlerim var 3 tane. Sonra eşimin erkek kardeşi var, kuzenlerim var. Herkes hastanede 25-30 kişiydi. Gençler bunlar. Oğlum doğduğunda herkes başında, kalabalıktı. Ve ondan sonra evde de kalabalıktık. Büyükannem, biz annemlerle beraber yaşıyorduk. Bizim evimiz müsaitti. Bir katını bize hani tahsis edilmişti. Zaten ben hani belli bir süre sonra çalışma hayatına döneceğim için anneanne, büyükanne, 3 tane kız kardeşim vardı. Onlar da teyzeleri ve arada bir babaannesi geliyordu. Oğlum hep onların arasında büyüdü. Ama ben tabii ki şöyle söyleyeyim, affedersiniz. İlk altını almak için bana fırsat kalmıyordu yani. Böyle kucağıma almak istiyordum. Herkes bir taraftan, affedersiniz, yıkarken herkes bir curcuna kopuyordu. Kalabalık ikimiz vardık. Ama o da sağ olsun, kulakları çınlasın evladımın. Bacaklarını devamlı hareket ettiriyor. Ama o bezi bağladığımda nasıl bir sanki bir şey kazanmış gibi hissettim kendimi. O şu anda sorduğunuz o gözümün önüne geldi hocam. Ondan sonra yürüdüğünde mesela öyle. Diyelim ki dışarı çıkacağız. Ben arabaya bindirip protezimi kullanmadan onu belli bir mesafeye kadar, bu hükümet konağını biliyorsunuz. Oraya kadar, hatta benim evim o taraftaydı ilk önce, kendi evimiz. Oraya kadar götürüp geri getirdiğimi biliyorum. Sonra kucağıma hani bu taşıdığımız çantayla, arkadaşıma dolmuşla taşıdığımda, götürdüğümde o kadar büyük bir şey oldu ki benim. Yani o zaman çok daha gençtim tabii. 22-23 yaşındaydım. Benim için çok büyük bir şeydi yani. Anlatılamayacak bir şey. Peki ailenin bu senin çocuğuna gösterdiği ilgin diğer torunlara da oluyor muydu? Yoksa senin durumundan dolayı hani yapamaz, sıkıntı olur, zorluk çeker, biz destek olalım. Yoksa senin ailede doğan bütün çocuklara böyle 5 kişi ilgi gösterme diye bir şey mi var? Yok, şimdi şöyle söyleyeceğim. Benim kızımı ben kendim büyüttüm. Herkes, çünkü herkes o zaman artık çekilmişti. Kızım 16, işte 17. Ben kendim büyüttüm. Zaten emekli olmuştum. Hep kendim ilgilendim. Elimden geldiğince her şeyle ben ilgilendim. Yani kimse yoktu yanımda açıkçası. Hep bunu da annem de söyler. Yani kendi kendine büyüttü diye. Çünkü hani dediğiniz gibi biraz daha engel olunca fark ediyor. Allah'a şükür, hani tabii belli bir, şöyle söyleyeyim. Okulda falan oğlum, ben ortaokula gidinceye kadar hep peşindeydim. Hatta arkadaşları sormak istediğinde ben hatırlıyorum, hemen sustururdu. Sanırım üzülüyordu ki. Hemen ismini söyleyip sustururdu çocukları.
söylemelerini istemezdim. Mesela şu anda kızımın arkadaşlarıyla ben birebir onları anlatabiliyorum. Kızım hani onu daha çok şey yapabiliyor. Tabii biraz belli dönemlerde şey oldu hani bazı zamanlarda zorluk çektim. Uzaklaştığımda çalışma hayatına başladığımda hep ağlıyordum. Annem diyordu ki bakacak kimse mi yok. Sana orada ne diyecekler annem de. Hani böyle sert çıkıyordu ki hani benim duygusala bağlamamam için. Hı. Allah'a şükür şimdi 30 yaşında evladım. Oh, maşallah. Ama bu herhalde biraz da işin artık medyada daha görünür olunması, bu konularla ilgili programlar yapılması, engellilerin sosyal hayatta yönetici olması, sorumluluk alabildiklerini ve sorumluluklarını yerine getirebildiklerini göstermesi önemli. Şimdi Mehmet biraz önce şey dedi, onlarla o benim gibi arkadaşlara eğitmenlik yapıyorum, onlara yol gösteriyorum. Senin ve Firdevs'e sormak istiyorum, sizin bu tip derneklerle bir şey bağınız oluyor mu? Yani onlara da bakın biz bunları yendik, işte bana böyle deniyor ama ben böyle karşılıyorum gibisinde. Çünkü neticede yani birlikten kuvvet doğar. Bu tip en azından Kastamonu içinde bir örgütlenme, bir teşkilatlanma var mı? Veya varsa siz buna katılıyor musunuz? Hocam var, Mehmet'le biz aynı dernekteyiz zaten. Hı. Bu evet engelliler yani derneği. Derneğin, o zaman derneğin tam adı ne? Onu da söyleyeyim. Yok hayır, benim şu anda zaten Kastamonu Sakatlar Derneği dışında Beyaz Ay Derneği'miz de var. Hı. Beyaz Ay Derneği'nde şu an için başkan yardımcılığını yapıyorum. Hı. Orada da kısmi faaliyetler oluşturuyoruz ama Firdevs Hanım'ın dediği gibi Türkiye Sakatlar Derneği çatısı altında da engelli bireylere topluma kazandırma yönünde. Gene onun gibi ben hepsini saymayı yeğliyorum. Sadece kendi tarafı olduklarım değil. Gene Özel Bireyler ve Aileler Dayanışma Derneği var. Yani bu bunlar da 3-4 kola böyle bölündüler. Hı hı. Hepsi kendi çapında engelleri topluma kazandırma yönünde bir şeyler yapmaya gayret ediyorlar. Peki biraz içeri dönelim istiyorum. Kampüs olarak engelli dostu bir kampüste yaşadığını düşünüyor musun? Yoksa hani kampüste gidişler, gelişler, inişler, çıkışlar, ne bileyim binadaki asansör kullanımı, kapılardaki rampalar, kaldırımların yüksekliği gibi buradan hem üniversiteye hem de Kastamonu Belediyesi'ne çağrı olarak çünkü hani bu işin tekerlekli sandalyesi olan var, işte ayağını kaldırma konusunda güçlük çekenler var. Sence daha engelli dostu olmak için neler yapılması lazım veya diğer arkadaşlar ne tür hassasiyetler göstermesi lazım? Böyle bir şeyin oldu mu? Yani şu da olsaydı bu binaya giremiyoruz, iki basamağa çıkana kadar zorluk çekiyoruz gibi. Özellikle senin yürüme engelinden dolayı sana soruyorum. Aslında tek problemimiz asansördü ki hı. Şükürler olsun birkaç hafta gecikmeyle de olsa asansörü tamir ettirdiler. Hı hı. Ya bu konuda ben çok zorluk çekmiyorum aslında. Merdivenlerden falan inip çıkabiliyorum. Ama benden daha zor şartlar altında yürümeye çalışan insanlar var ki çoğuna da karşılaştım. Öğretmenlerin asansörünü kullanmak zorunda falan evet. Kalanlar vardı. Ki bir dönem ben de onu kullandım. Toplu taşımadaki araçlara inip binerken zorluk oluyor mu? Yükseklikleri nasıl? Fazla yüksek. Hı. Gerçekten bazen aşırı derecede zorlanıyorum ve bazı insanlar yardım etmek zorunda falan kalıyor. Yani hı. Zorunda kalıyorlar, istemiyorlar. Evet. Ama artık ben artık düşecek gibi falan olduğum için direkt bir el atma. Ya gel hadi yardım ediverelim hı. Kelimeleri falan. Ama ben fakültede hiç böyle bir şey yaşamadım mesela. Direkt insanlar rica bile etmeme gerek kalmadan kapıyı açıyorlar. Tanımadığım insanlar gülümsüyorlar, selam veriyorlar. Ve bu beni o kadar mutlu ediyor ki. Hmm. Çok böyle özel hissettiriyor. Hmm. Ayrı değil, özel. Özel. Çok çok güzel bir his. Peki Mehmet senin yürüme engelin Firdevs'ten daha ağır, daha zorlanıyorsun. Burada mesela büyük şehirlerimizde özellikle toplu taşıma araçları mümkün olduğu kadar alçak. Hatta evet. Bunu teknoloji imkanlarından yararlanıyor. Mümkün olduğu kadar yere iniyor. Neredeyse yerle bir oluyor. Ya da otobüsün açısı değiştirip. Hı hı. İşte bu sadece engelliler için değil, çocuklu annelerin çocuk arabalarını indirip çıkartırken de yardım etmesi açısı. İşte rampa indiriliyor falan. Bu tip şeylerde işte bir kaldırımdan bir kaldırıma geçerken orada kaldırım taşı yerine rampanın olması...
İşte AVM'lere veya değişik binalara girerken sık sık girilen yerler, hatta ne bileyim engelli abdesthaneleri, engelli tuvaletleri şu anda zaten yasal olarak yapılmak zorunda ama bunlar herhalde yavaş yavaş yapılıyor. Kastamonu'da bu konuda da nasıl bir şart 10 var? Yıl öncesine göre biraz daha bu konularda daha net bir şekilde sesimizi duyurduğumuzu ben düşünüyorum. Hı hı. Çünkü Türkiye genelinde 85 milyonun içinde %13 civarında engelli birey sayısı var. 10 milyona yakın yani. Aynen öyle. Arkadaşım da bahsetti. Bazı şeyleri yapmak zorunda kalıyorlar. Hı. Yardım etmeseler bile etmek zorunda kalıyorlar. Neden? Çünkü bu toplumla bizi görmek zorundalar ya da buna alışacaklar. Hı hı. Çünkü bu nüfus gün geçtikçe artıyor. Yani 6 Şubat'ta 2023'te bir deprem yaşadık. Evet, bir sürü engelli. Çok acı kayıplarımız da oldu ama onun yanında sonradan bir sürü engelli vatandaş da maalesef ki. Evet. Ama bir şekilde bu insanları topluma entegre etmek gerekiyor. Hı hı. Bunun için de çalışmalar yürütülüyor ama hani bizim ülkemizin kanunlarında da hani kanunlarda veya yaptırımlarda herhangi bir şeyde bir sıkıntı yok. Bizim olan haklarda da bir sıkıntı yok. Bizim çok güzel haklarımız da var. Ama bunları elde etmek ya da uygulatma konusunda çok büyük aksaklıklar yaşıyoruz. Görme engelli öğrencilerin mesela işte sınavlarını bir yardımcıya yazdırıp ya da İşte okuma konusunda şöyle, yardım ediliyor. Ben şimdi geçtiğimiz hafta engelli kamu personeli seçme sınavına girdim. Böyle kendimi deneyeyim vesaire şöyle böyle diye. Orada bir şeye dikkat ettim. Görme, işitme ve genel olarak kitapçık tek çatı altında toplanmış. Sonrasında tabii burada özellikle engelli birey sayılarını genelde biliyorum. Hı. Veya bu çevreyi çok iyi biliyorum devamlı içerisinde olduğum için. Dedi ki bir arkadaşım işte kolunda problem var. Onunla benim kitapçığım aynı. Hı. Çocuk diyor ki ben matematiği çözene kadar benim süremin zaten 28 dakikası gitti. Hı. Doğru, orada ayrı bir klasman yapılması lazım, sınıflandırma yapılması lazım. 21. yüzyıldayız. Yıl 2024. Teknolojik bir sürü imkanımız var. Ama kullanılması lazım ya da bunu seslendirilmesi lazım. Ben programın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Stüdyomuzda yine üniversite fakültemiz öğrencilerinden bazı konuklarımız var. Onların hem sizin arkadaşınız, sınıf arkadaşınız olarak sormak isteyeceği sorular olduğunu düşünüyorum. Şimdi onların sorularını alalım. Hocam merhaba, ben Yağmur Özer. Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık 1. sınıf öğrencisiyim. İlk önce arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Gerçekten onları tebrik ediyorum. Bu kadar yaşantılarına rağmen, bu kadar engel durumu olmalarına rağmen hayatlarını devam ettirebildikleri için gerçekten onları can gönülden tebrik ediyorum. Evet. Şimdi şu şekilde soru soracağım. Ben merak ediyorum, genel anlamda yemek konusunu nasıl ilerletebiliyorsunuz? Hı. Hayatınızda bunun zorluğunu nasıl aşabiliyorsunuz? Ben onu merak ediyorum. Soruları toplu alalım. Ben Zehra Yıldız, radyo, televizyon ve sinema 1. sınıf öğrencisiyim. Ben yaşamınız boyunca hiç unutamadığınız bir anınız var mıydı? Onu merak ediyorum. Merhaba hocam. Ben Mehmet Koru, Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema 1. sınıf öğrencisiyim. Sormak istediğim soru şuydu. Size gelen, karşınıza gelen kişilerin size nasıl bir tepkiyle gelmesini istersiniz? Böyle size acıyarak bakışıyla mı yoksa gülerek sizi daha çok motive edecek bir şekilde bakmasını mı, öyle davranmasını mı istersiniz? Zehra arkadaşımızın sorduğu soruya cevap vereyim. Ben ilkokula başladığımda zaten hani belli bir travmalarım vardı ama en çok izciliği gördüğümde kıyafetlerini ve o izcilerin hani her türlü katılımlarından dolayı çok istiyordum katılmak.
Ama şöyle bir durum vardı. İzcilerin de eldivenleri, beyaz eldivenleri vardı. Onu takmak istiyordum. Büyükanneme ısrarla izciliğe katılmak istediğimi ve izci öğretmenine de bunu ısrarla izah etti büyükannem ve ben de çok istediğimi söyledi. Ve ben o beyaz eldiveni sol elime takıp 23 Nisan'da Atatürk büstünün yanında, çok kar yağıyordu benim küçüklüğümde, Atatürk büstünün yanında izci hareketini yaparak nöbet beklediğimi hiçbir zaman unutmuyorum ve bunu sınıf arkadaşlarımla paylaştım. Ve bu benim hayatımın ileri gelen, şu ana kadar 54 yaşıma girdim. Her zaman engel konulmaya çalışıldı ama hiçbir zaman yılmadım. İlk önce Allah'a inancımla ve içimdeki inancımla her zaman devam ettim bu konuya. Sonra Yağmur arkadaşımızın sorusu da, ben tabii ki çocukluğumda çok meraklıydım. Annemi, büyükannemi izlerdim yemekle ilgili olsun. Böyle hani tabii elim, parmaklarım olmadığı için, tabii dirsekten aşağıda kesildiği için sadece daha pratik şeyleri yapmaya çalışırdım. Ama hep tek elimi kullandığım için ona alıştım zaten 4 yaşımdan sonra, yazı yazarken de, okula giderken de. Sonradan bu bazı şeyleri kesmek için hani protezim de ben 18 yaşımda kullanmaya başladım ayrıca. Çünkü biz doktora gittik İstanbul'a, 18 yaş büyüdüğünde dediler. Ben 18 yaşımdan sonra kullanmaya başladım protezimi. Ve daha ileri gelen sürede zaten eşimle biz çocukluk arkadaşıyız. Eşim benim durumumu biliyordu ve herkes, benim eşimim de hani onun da bir engel olduğunu, hep çalıştığım ortamda da öyle bir şey zannediyorlardı. Yanımda gördüklerinde senden daha güzelmiş dediler. Hep bir şey, öyle bir şey bekliyor. Eşim hep tanıdığı günden bugüne bana hep yardımcı. Her konuda hani yemek yapmak için olsun, tatlı, her şey tuzlu, her şekilde yapar. Ama ben elimden geldiğince en çok soymak istediğim şeyleri zorlanırdım. Ama affedersin, soyacaklar çıktığı için artık onları da yapıyorum. Elimi, yani kolumu ben elim gibi kullanıyorum. Hani protezimi evde kullanmıyorum. Elimden geldiğince her şeyi yapabiliyorum. Örgü örmek istediğimde, çok gençken örgüyü de ördüm. Evet, örgü de ördüm ama hani sonra, belli bir süre sonra insan tabii yorucu oluyor. Elimden geldiğince hep kim beni engellemeye çalıştıysa, affedersiniz tabiri caizse, hani tırnaklarımla matruşka gibi her seferinde hani düşüp kalkmayı öğrendim. Evet. Hep bunu öğrendim hocam. Firdevs'in sorularından alalım. Nasıl tepki bekliyorsun? Sana, yani seni görmezden mi gelsinler? Bir engelli olarak hani yardım edelim bari denmesi bile, hani denir ya, karıncayı bile ezmez deme, bileden alınır karınca. O tip bir şeyiniz, nasıl bir davranış bekliyorsunuz etrafınızdan, arkadaşlardan? Görmezden gelinmek tabii ki de istemiyoruz. Bu hani, yani bunun size tam olarak tanımı nasıl yapılır anlatamam. Ama hani bizi gördüklerinde şu bakışı yapmasalar yeterli olabilir yani. Şöyle. Bunun yerine gülümseseler, merhaba, nasılsın, hani iyi misin? Hani bu şekilde sempatik, arkadaşımızdan dediği gibi hani böyle bir yaklaşımda bulunsalar zaten, hani biz bunu sorun edecek, ya bu da bize neden geldi böyle davrandı diyecek şeyde olmuyoruz. Evet. Ama onun yerine gelip böyle, ya ne oldu, iyi misin falan böyle, evet, hani bir yapmacık tavırlar katılacak gibi değil. Evet, tabii hayatınız, sizin açınızdan zorlukları var. Size davranışlarının ortaya çıkardığı sorunlar var. Bir de tabii hani Kastamonu öyle bir şehirdir ama büyük şehirlerde hani zaten insanlar çok büyük zaman kaybı oluyor. Yani şimdi bu inip çıkarken fazladan birkaç dakika otobüs bekleyecek, onu mu bekleyeceğiz? Bu haldeyken ne işin var sokakta, otur evinde türünde şeyler de var. Hatta yani hamile kadınların bile sokağa çıkmasını istemiyorlar. Neticede onlar da insan. Onların da çıkması lazım ve sosyal hayat diye bir şey var. Ve Yağmur'un da dediği gibi siz aslında hem bu programa çıkarak hem de sosyal hayata mümkün olduğu kadar katılarak Mehmet'in verdiği oran %13 çok büyük bir şey. Yani neredeyse 65 yaş üzerinin seviyesine gelmiş durumda. Onlarla siz değişik engellilik durumlarına ne kadar sosyal hayata katılırsanız, bence toplumda nasıl yabancılara alışmak gibi, farklı kültürlere alışmak gibi, engellilik de bir kültür aslında. Engelli kültüründe bilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Programımızı burada bitiriyoruz. Biz teşekkür ederiz hocam. Efendim, Öğrenci İşleri'nin ikinci bölümünün sonuna geldik. Bu bölümde engelli insanların, engelli öğrencilerimizin, vatandaşlarımızın durumlarıyla ilgili konuşmaya çalıştık. Bizi seyrettiğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki programda görüşmek üzere.